Şuşa Laç'ın yolundaki son duruma bakalım. Çünkü Azerbaycanlı aktivistlerin Ermenistan'ın maden katliamına karşı başlattığı eylem 20. gününde de devam etti. Eylemciler talepleri karşılanana kadar vazgeçmemekte kararlılar. Yeni yıla da orada girecekler. Murat Karataş ve Ünsal Çakin'in izlenimleri geliyor. 20 gündür buradalar. Bugün yılbaşı, bugün de buradalar. Gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden 20 gündür eylemlerini burada sürdürüyorlar. Onlar Azerbaycan'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının Ermeniler tarafından sömürülmesine karşı 20 gün önce burada bir eylem başlatmışlardı. 20 gündür gece gündüz buradalar. Hava soğuk. Özellikle akşam saatlerinde eksi derecelere düşüyor. Ancak onlar için fark etmiyor. Onlar tam 20 gündür burada eylemlerini sürdürüyorlar. Ta ki istekleri yerine gelinceye kadar bu eylemlerini sürdürmeye devam edecekler. Hatta öyle ki bu gece yılbaşı, Türkiye'den yaklaşık bir saat önce burada yeni yıl kutlanacak. Onlar yeni yılı da burada kutlayacaklar. Hep birlikte kutlayacaklar. Hem eylem yapacaklar hem de yeni yılı burada kutlamayı sürdürecekler. Bugünün bir özelliği daha var. Bugün Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü. Bugünü de yine aynı şekilde yılbaşıyla birlikte burada kutlayacaklar. Tabii yılbaşı vesilesiyle çeşitli aksesuarlar da buraya getirildi. Bir aydınlatma yapıldı, bir çam ağacı getirildi. Altında hediyeler var. Sabah saatleri itibariyle yoğun bir hazırlık vardı burada. Artık hazırlık tamamlandı. Az sonra burada mini bir konser de verilecek ve o konserle birlikte, o coşkuyla birlikte saatler yerel saatle gece yarısını gösterdiğinde havai fişekler atılacak. Ondan 9'a 0'a doğru sayılacak ve ardından havai fişeklerin eşliğinde burada yeni yıl kutlamasını gerçekleştirecek. Buradaki çevreciler, eylemciler dediğimiz gibi 20 gün önce başlamışlardı eylemlerine. Şu an Şuşa'dayız, Laç'ın koridorunun üzerindeyiz. Ta ki istekleri, talepleri yerine gelinceye kadar eylemciler de burada eylemlerini sürdürecekler.